Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, benim ilk videolarımda gala çiçeğinin yapımını tam detaylı bir şekilde göstermiştim. Yorumlarda bazı arkadaşlarım yazmışlardı, bitimini görseydik keşke diyor. O zaman elimde yoktu, satış yapmıştım. Şimdi ben bunun bitmiş halini daha yeni yaptım arkadaşlar. Bu sıralar biliyorsunuz havalar çok soğudu ve de artık evlerimizde örgülerimizle, işlerimizle, el işlerimizle kendimizi meşgul ediyoruz. O zaman yorumlarda hani elimde yoktu, gösterememiştim bitmiş halini. Sadece tarifini anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben ne el işi yaparsam, mesela yemek yapıyorum, sizlerle göstermek, paylaşmak, bir fikir alışverişi yapmak istiyorum. Bunu da yeni bitirdim arkadaşlar. Bitmiş halini göstermek için dediğim gibi video çekmek istedim. Yazmamız kaliteli bir yazma. Arkadaşlar ben iğne oyası bilmiyorum. Sadece bu üçgen dağ yapımını biliyorum. Daha önce de söylemiştim. Ben artık ağır işleri sevdiğim için kurdele oyalarını öğrendim. Arkadaşım bana gösterdi. Bunu bakın çok güzel oluyor. Bu organza kurdeleden yapılıyor. Tarifini çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Muhakkak izleyin. Biz zaten üzerine etiket muhakkak yapacağız. Yazmamız harika mı? Harika oldu arkadaşlar. Yazmamız çok kaliteli. Oyamız çok ağır oldu. Ağır olduğuna hiç bakmayınız arkadaşlar. Mesela ben bunu kendimi hiç sıkıştırmadan bir haftada bitirmeye çalıştım. Tabi arada da başka işler yaptım, yani yapmadım değil. Bakınız arkadaşlarım, o sevgili dostlarım bana yazmışlardı bitmişini gösterebilme imkanınız var mı diye. Artık dedim bunu ben bitirdim, göstereyim bu şekilde. İnşallah kiraz oyası yaptığım siparişi de daneye çektikten sonra onu da göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Bazı yörelerimizde biliyorsunuz şalvar üstlerinde bu şekilde ortası boş yazmalara ağır iğne oyaları ya da bu şekilde kurdele oyaları yapılıyor şalvar üstlerine. Ya da böyle flaş şeklinde süslemeler yapılıyor. Fakat ben bunu çeyizlik yaptığım için arkadaşlar şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Mesela bu üçgen dağlarımızın arasına ne yapıyoruz biz normalde? Bunun arasına bir tane bu büyük gülden taktıktan sonra bu şekilde tomurcuk gül hazırlıyoruz. Buraya tomurcuk gül yapıyoruz. Bir tomurcuk gül, bir büyük gala çiçeğimizi koyuyoruz. Fakat ben bunu çeyizlik yaptığım için ağır yapmak istedim. Biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz zaten. Ben ağır işleri seviyorum. Bu küçük tomurcuktan koymak istemedim. Ne yaptım? Her tarafına bu şekilde ağır koydum. Tomurcuk koymadım arkadaşlar. Bunu da böyle bitmiş halini sizlerle paylaşmak istedim. Ama çok güzel değil mi arkadaşlarım? Bu renk tonları gerçekten çok güzel oluyor. Daha önceki videomdan muhakkak bu gala çiçeğinin yapımını izleyiniz arkadaşlar. Zaten birer şey gidiyor arkadaşlar. Hani çok büyük bir masrafı yok. Ama yazmalar şu anda biliyorsunuz çok pahalanmış. O yüzden bir an önce inşallah sizler de yaparsınız. Yani çiçek bahçesi gibi oldu gala çiçeği. Bunun modelini bana arkadaşım öğretmişti. Ve de gerçekten defalarca sipariş aldım, yaptım. Ama dediğim gibi ben bunu çeyizlik yaptığım için ne yaptım? Her tarafını ağır kullandım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten yörelerimizde, bazı yörelerimizde şalvar üstüne çok güzel, yani iğne oyası gibi durduğu için yapıp kaldırmak istedim arkadaşlar. Daha önce sipariş aldığım için kendimize yapamamıştım. Gerçekten bunu örttüğünüzde o kadar güzel duruyor ki, muhteşem bir şekilde. Allah'ım örtmeyi nasip eylesin diyorum. Yazmamız da çok kaliteli. Bu renk tonları arkadaşlar çok güzel oluyor. Bayağı bir dolaştım yani bu rengi bulabilmek için. Çünkü yazmalarda her zaman aynı desenler çıkmayabiliyor arkadaşlar. Benim renk tonum buydu daha önce yaptıklarımda.
Ve de ne yaptım? Aradım ve de bu renk tonunu buldum. Ortası boş olan yazmalardan ağır bir şekilde yaptım arkadaşlar. Daha dediğim gibi çok işlerimiz var göstereceğimiz, fakat anca sıra geliyor. Mesela bazı yörelerde arkadaşlar bunu ikiye katlıyorlar, bu yazmaları ikiye katlayarak başa örtülüyor ve de daha böyle şık duruyor, üst üste geliyor. Ben artık dediğim gibi iğne oyasını bilmediğim için, ilerletemediğim için bu şekilde ağır oyalar yapma tercihinde bulunuyorum. Hani şu anda da pek vaktim olmadığı için öğrenemedim. O şekilde arkadaşlar, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Mesela bunun kenarına kaç tane koymuştuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu köşeyle birlikte 8 tane koydum arkadaşlar. Ama sizler bunu bu kadar ağır yapmak zorunda değilsiniz. Aralara söylemiş olduğum gibi bu küçük tomurcuklardan yaparak aralarına bir büyük bir küçük şeklinde koyuluyor arkadaşlar. Ama yine benim ne oldu? Elim ağır işlere kaçtı ve de çok ağır yaptım. Bunun yeşilini arkadaşlar şu açık yeşilden kullanmak istedim. Bu şeylerine, üçgen dağlarına, hani açık yeşille biraz patlasın istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz artık şimdi daha böyle canlı renklere kayıyoruz. Gözlerimiz o şekilde alışmaya başladı. Biliyorsun bazı arkadaşlarımız bunun modelini çok aradıklarını ve de bulamadıklarını söylediler. Detaylı tarifimde çok memnun olduklarını söylediler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakınız güzel olmadı mı? Yani iğne oyası bilmeyen kardeşlerimiz olabilir. O yüzden bu şekilde artık ne yapacağız? Elimizde yapabileceğimiz imkanlar dahilinde bu şekilde sandığımıza yapıp yapıp çocuklarımıza atacağız inşallah. Çünkü fiyatlar sürekli yükseliyor arkadaşlar. Ben de bir an önce bunu yapmak ve sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yaptığım işleri size göstererek bir fikir alışverişinde bulunmak ve de birbirimize fikir sunabilmek için bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Bakınız gala çiçeğimiz gerçekten muhteşem değil mi? Ve de çok zevkle yapıyorum. Elim alıştığı için arkadaşlar artık bana zor gelmiyor. Bakınız muhteşem bir şekilde. Bu gala çiçeğinin tarif modelini muhakkak izleyiniz. Eğer yapmak isterseniz sorularınız olabilir, sorabilirsiniz. Dediğim gibi bunu çok ağır bir şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Aralarına tomurcuk. Mesela şu gül yaptığımız tomurcukları ne yapıyoruz? Hemen şöyle İki tane tomurcukla kök yaparak birleştiriyoruz arkadaşlar. Zaten bu gül yapımına, bu çiçeklerin ve yaprakların yapımını ben çok detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bunu da sandığa kaldırmadan önce sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlarım. Beni takip etmeye mutlaka devam ediniz. Daha çok işlerimiz olacak inşallah. Dediğim gibi sırayla gidiyorum ve de hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiler sunuyorum arkadaşlarım.